Sinüs 2x eşittir eksi 1 bölü 2 denkleminin 0-2 pi aralığındaki en küçük kökü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi soruyu çözmeden önce bir hatır yapalım. Ne yapıyorduk sinüste? Bir onu hatırlayalım. Eğer sinüs x sinüs alfa eşitse, ne yapıyorduk arkadaşlar? İki aşamalı bir çözümümüz vardı. Birinci aşama gayet mantıklı olan bir aşamaydı. Sinüs x sinüs alfa eşitse, x alfa eşittir diyorduk. Doğru mu? Peki ikinci aşama neydi? Orada bir bilgiyi bilmemiz gerekiyordu. Eğer sinüs x sinüs alfa eşitse x eşittir 180 eksi alfa yazıyorduk doğru mu? x yerine 180 eksi alfa yazarsanız sinüs 180 eksi alfa da eşittir? Sinüs alfa eşit. Sonra burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Denklemin diğer köklerini de bulabilmek için her tarafa 2 yani k yani 360 k ekleyip k'ya değerler vererek diğer kökleri buluyorduk. O zaman hemen ne yapalım? Sorumuzu çözelim. Önce şu eksi 1 bölü 2 yerine bir sinüs türünden değerini yazalım. Sinüsün eksi olduğu yer ne var arkadaşlar? Üçüncü bölge bir de dördüncü bölge. Üçüncü bölgeye bakalım biz. Normalde sinüsü 1 bölü 2 olan açı 30 derece. Bunu üçüncü bölgeye taşımak için ne yapıyorum? 180 ekliyorum üzerine. 180 artı 30'dan 210 doğru mu? O zaman eksi 1 bölü 2 yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 210 yazıyoruz. Şimdi artık iki aşamalı çözümümüze başlayalım. Ne diyeceğiz? Mantıklı olan 2x demek ki 210 eşit. Peki bilmem gereken şey demek ki 2x 180 eksi 210 eşit doğru mu? 180 eksi alfa. Şimdi buraya çok dikkat. Her tarafı 2'ye bölmeden önce 2k yani 360 k'yı ne yapıyorum? Ekliyorum arkadaşlar. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. Böl 2 x eşittir 105 artı 180 k. İşte birinci çözüm kümemiz. 2x eksi 30 her tarafı 2'ye bölersem x eşittir eksi 15 artı 180 k. Sonra ne yapıyoruz? K'ya değerler vererek kökleri buluyoruz. Ne istiyor benden? En küçük kökü. O zaman K'ya 0 verirsek buradan en küçük kökümüz 105 derece gelir. K'ya 0 verirsem eksi 15 olur ama bu aralıkta değil. O zaman K'ya 1 verirsem diğer kökümüzde kaç gelir? 175 mi gelir? Şu aralıktaki. E benden küçük olan istiyor. O zaman aradığımız cevap 105 derece. Yani cevabımız A şıkkı. Sinüs 2x eksi kosinüs x eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığında kaç kökü vardır diye soruyor bize. Ne yapalım şimdi bakın sinüs 2x'i kosinüs x eşitleyelim mi önce bir tarafa atalım. Sonra sinüs 2x eşittir. Şu kosinüs x yerine ne yazalım? Sinüs 90 eksi x yazalım. Ne yapalım? Her iki tarafı da sinüs yapalım ki çözmesi kolay olsun. Şimdi ne yapıyoruz? İki aşamalı bir çözümümüz var. Doğru mu? Neydi? Sinüs x eğer sinüs alfa eşitse ya x alfa eşitti ya da x 180 eksi alfa eşitti doğru mu? O zaman ne diyeceğim? Ya 2x 90 eksi x eşit ya da 2x 180 eksi 90 eksi x eşit. Buradan ne geliyor? 3x eşittir 90. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Burası 90 artı x x eşittir 90. Sonra ne diyorduk? Her tarafı 3'e bölmeden önce 5'e bölmeden önce artık neyse. Önce bir 360k'yı ekliyordunuz. Ondan sonra eğer bölme işlemi yapacaksanız öyle yapıyordunuz. Mesela şimdi bakın her tarafı 3'e böleceğim ya. x eşittir 30 artı 120k olacak. Doğru mu? Aman ha önce bölüp sonra 360k eklemen Yanlış olur. Önce 360k'yı ekliyorsunuz. Sonra her tarafı neye bölecekseniz bölüyorsunuz. 360K da o sırada ne yapıyor? Bölünüyor. Ha, burada öyle bir sıkıntı yok zaten. X eşittir. 90 artı 360K. Şimdi ne yapacağız? K yerine tam sayı değerleri vererek kökleri bulacağız. Hadi başlayalım. K'ya 0 verirsek kökümüz kaç olur? 30. K'ya 1 verirsek 150. K'ya 2 verirsek arkadaşlar 270. K'ya 3 verirsek bu aralığın taşına, dışına taşarız. Dolayısıyla buradan 3 tane kökümüz geldi. K'ya 0 var. X buradan 90 gelir. K'ya 1 verirsek gene aralığın dışına taşarız. Olmaz. O zaman kaç tane kökümüz varmış? 4 tane değil mi? 30, 90, 150 ve 270 derece olmak üzere 4 tane kökümüz var. Cevabımız C şıkkı. Kosinüs 4x eşittir 1 bölü 2 denkleminin 0,2 pi aralığında kaç kökü vardır diye sorulmuş bize. Hemen ne yapalım? Kosinüs 4x eşittir. Kosinüs 60 derece yazalım. 1 bölü 2 yerine ne yaptım? Kosinüs türünden eşitini yazdık. Şimdi şuraya bir hatır yapalım. Kosinüsle denklem nasıl çözülüyordu? Kosinüs x eşittir. Kosinüs alfa ise arkadaşlar gene iki aşamalı bir çözümümüz vardı. Ne diyorduk? Ya x alfa eşit. Gayet mantıklı olan. Ya da x Eksi alfa eşit diyorduk. Doğru mu? Buradaki x gördüğünüz üzere eksi alfa yazarsak kosinüs eksi alfa da kos alfa eşit. Tabi yine her zamanki gibi 360 k'ları eklemeyi de ne yapmıyorduk? Unutmuyorduk. O zaman hemen burayı çözelim. Kosinüs 4x kosinüs 60'a eşitse iki aşamalı çözümümüz 4x eşittir 60 veya 4x eşittir eksi 60. Her tarafı 4'e bölmeden önce 360 k'larımızı ekliyoruz. Sonra her tarafı 4'e bölüyorum. X eşittir 15 artı 90 K. Buradan da x eşittir eksi 15 artı 90 k. Tabi ben buraya 15 falan diyorum ama siz onun 15 derece olduğunu unutmayın. Normalde 15 demek yanlış esasında. x eşittir 15 derece artı 90 derece k demem lazım. Doğrusu bu. Ama siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Burada trigonometrik ifadenin içerisinde yazacağımız şeyler ne? Derece türünden olduğu için 15 derece diye belirtmek doğrusu. Ama ben 15 dediğimde de siz beni anlıyorsunuz. Süper. Şimdi ne yapıyoruz? K'ya tam sayı değerlerini vererek kökleri buluruz. O zaman K'ya 0 versek x kaç gelir? 15. Ha, 1 versek 105. 2 versek 195. 3 versek 285. 4 versek aralığın dışına taşırız. Kaç tane kök geldi? 4 tane. Gelelim buraya. K'ya 0 versem x eksi 15 aralığın içinde değil olmaz. O zaman K'ya 1 verirsek x 75. 2 verirsek 165. 3 verirsek 155. 4 verirsek 345. Ha bakın 4 kökte buradan mı geldi? 4, 4 toplam kaç tane kök varmış? 8 tane kök vardır deriz. Şimdi ben şuraya bir not diyeceğim. Siz de bu notu unutmamaya çalışın. Ha, unutursanız da sıkıntı değil. Zaten çözümünü biliyorsunuz. Klasik çözüm. Bu not arkadaşlar şöyle bir işimizi kolaylaştırıyor. Diyor ki notta kosinüs kx eşittir c olsun. Ya da sinüs için de geçerli aynı şey. kx eşittir c olsun. Bu denklemin 0 2 pi aralığındaki arkadaşlar köklerinin sayısı köklerinin sayısı 2k'dır diyor. Böyle bir notumuz var. Siz de bunu aklınızda tutmaya çalışın arkadaşlar. 0 ile 360 aralığında yalnız aralık çok önemli. 0 360 aralığı olmak zorunda. Mesela 0 90 aralığı olmaz. Sıkıntı çıkabilir. 0 180 aralığı sıkıntı çıkabilir. 0 360 aralığı yani en geniş aralıkta arkadaşlar. Kosinüs ya da sinüs fark etmez. Kx eşittir c denkleminin eğer kökleri varsa tabii Kaç tane kökü varmış? 2K tane kökü vardır diyor. Bakalım bizde işe yarıyor mu? Burada K kaç olmuş arkadaşlar? 4 mü? 2K tane. Ha 4 kere 2. 8 tane kökü vardır. E hakikaten de 8 tane kökü vardır. Demek ki cevabımız bulduğumuz cevabını bulduğumuz C doğruymuş. Ha dersiniz ki ya hocam bu unuturum ben falan diyorsanız zaten normal kökleri bulma yöntemiyle çözünce de soru çözülüyor. Pek de sıkıntı yok. Evet aradığımız cevap C şıkkı. Sinüs 3x eşittir. Kosinüs pi bölü 5 denkleminin 0, 90 aralığındaki kökler toplamı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bir taraf sinüs bir taraf kosinüs olmaz arkadaşlar. Önce ne yapacağız? Her iki tarafı da sinüs ya da her iki tarafı da kosinüs yapacağız. Benim tercihim her iki tarafı da sinüs yapmak. Çünkü x'li ifade sinüste arkadaşlar. O aynen kalsın onu fazla kurcalamayalım. Diğer tarafı bozarız. Hadi bozalım. Sinüs 3x eşittir. Kosinüs pi bölü 5. Size ne demiştik? Radyan görürseniz hemen dereceye çevirin. Eğer çevirebiliyorsanız. Mesela pi bölü 7 olsa çeviremem. 180 bölü 7 sıkıntılı. Ama pi bölü 5 çeviririm. 180 bölü 5 36. Ha, demek ki burası neymiş? Kosinüs 36 derece. Şimdi bunu da sinüse çevirelim. Hatırlayınız birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsün eşitti. O zaman kosinüs 36 derece yerine de ne yazabilirim? Sinüsü 54 derece yazabilirim. Artık her iki tarafta sinüs sıkıntı yok. İki aşamalı çözülme başlıyorum. Neydi birinci aşama? 3x eşittir 54 derece. İkinci aşama 3x eşittir 180 eksi 54 derece. Her tarafı 3'e bölmeden önce ne yapıyorum? 360 kyı ekliyorum. Artı 360 k artı 360 k. Bölün 3 her tarafı x eşittir 18 derece artı 120 derece k. Her tarafı 3'e bölün x eşittir 180 eksi 54 126. 3'e bölersek 42 mi? Derece artı 120 evet, k. Evet k'ya 0 verirsek x 18 gelir. K'ya 1 verirsek 138. Aralığın dışına çıkar. O zaman x sadece 18 derece. K'ya 0 verirsek x kaç gelir? 42 derece. K'ya 1 verirsek gene aralığın dışına çıkarız. O zaman denklemin kökleri. 18 ve 42 derece. Toplamı 60 derece. Aradığımız cevap B şıkkı. Cos küp x eşittir cos x denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sorulmuş bize. Ne yapalım? Şimdi bir taraf küplü falan olunca buraya bir düzenlemem lazım. Hemen şu tarafa atalım. Cos küp x eksi cos x eşittir 0 oldu mu? Hemen cos x parantezin alalım. Ne olur burası? Cos kare x eksi 1 eşittir 0 olur mu? Cos x parantezin alırsak. Ne diyordu kural? Çarpım durumundaki iki sayı eğer sıfır eşitse ayrı ayrı sıfıra mı Daha doğrusu çarpım durumundaki iki ifade eğer sıfır eşitse her bir ifade ayrı ayrı sıfır eşitlenir. O zaman hemen yapalım. Kosinüs x eşittir sıfır. Kos kare x eksi bir eşittir sıfır. Buradan ne geliyor? Kosinüs x eşittir sıfır. Ha ben bu denklemi biliyorum. Kosinüsü sıfır yapan değerler bu aralıktaki bir 90 derece bir de 270 derece doğru mu? Kosinüs 90 sıfır. Kosinüs 270 0. Süper. Gelelim buraya. Kos kare x eşittir 1 oldu mu? Ha bu da kosinüs x eşittir 1 ya da kosinüs x eşittir eksi 1 demek. Karesi 1 olduğuna göre kosinüs x ya 1 ya da eksi 1. E ben bu değerleri de biliyorum. Kosinüsü 1 olan açılar 0 var. Ondan sonra bir de 360 var. Doğru mu? Kosinüs 0 1'e eşit. Kosinüs 360 1'e eşit. Yalnız aralığın sınırlarına dikkat ederseniz açık aralık 0 ile 360 dahil değil. Ha, o zaman bana buradan kök gelmez. Buraya gelelim. Kosinüs x eşittir eksi 1. Kosinüsü eksi 1 olan açı biliyor muyum? Biliyorum. 180 dereceydi doğru mu? Ha, o zaman buradan da bir tane kök geldi mi? Ha, iki kök buradan geldi. Bir kök de buradan geldi. Demek ki denklemin 3 farklı kökü var. Aradığımız cevap C şıkkın. 12 tane sinüs 2x eşittir. 13 tane kosinüs x denkleminin 0 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sormuş bize. Ha, şimdi bakın şu sinüs 2x'i ne yapabilirim? 2 kat açı formülünden açabilirim. Oradan kosinüs x'lerin ortaklığı oradan bir şeyler gelir gibi. Hadi bakalım. Şimdi 12 çarpı sinüs 2x yerine ne yazacağım? 2 tane sin x çarpı cos x. Değil mi? 2 kat açı formülü açtım. Şu 13 kosinüs x de bu tarafa atalım. Eksi 13 kosinüs x eşittir 0. Bakın kosinüs x'ler ortak. Hemen kosinüs x parantezini alıyorum. Buradan ne geldi? 24 sinüs x. Kosinüs x parantezini aldım. Eksi 13 eşittir 0. Ha, buradan ne geldi? Gene çarpım durumunda iki ifade 0 eşit. Ayrı ayrı 0 eşitliyorum. O zaman kosinüs x eşittir 0. 24 sinüs x eksi 13 eşittir 0. Şimdi kosinüsü sıfır olan açıları biliyorum ben. Bir 90 derece vardı. Bir de 270 derece vardı. Bu aralığın içerisindeler mi? Evet. O zaman iki tane kök buradan geldi. Cepte. Gelelim buraya. 24 sinüs x eksi 13 eşittir 0 demek ki sinüs x 13 bölü 24 mi gelin? Ha sinüsü 13 bölü 24 olan açıyı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Sinüsü 13 bölü 24 olan bir açı vardır. Ha, kaç derece bilmiyorum. Ama mutlaka vardır. İşte 36'dır. Ne bileyim 42'dir, 65'tir. Bilmiyorum. Ama bir açı vardır eminim. Ve o açı bir birinci bölgededir. Bir de ikinci bölgededir. Çünkü pozitif olduğuna göre sinüsün pozitif olduğu iki yer var. Bir birinci bölge, bir de ikinci bölge. O zaman buradan da x iki tane kök alır. Ha Ne alır bilmiyorum. Ama iki tane kök alır. Ondan adım gibi eminim. Çünkü 13 bölü 24'ü verecek şekilde mutlaka bir sinüs değeri vardır arkadaşlar. E o zaman iki tane kök buradan geldi. E iki kök de burada vardı. Ha demek ki toplam dört tane kökü var. Aradığımız cevap D şıkkı. Sinüs 6x artı kök 3 kosinüs 6x eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır diye soruyor bize. Ne yapalım? Şu yavru üç tarafa atalım. Kök 3 kosinüs 6x eşittir sinüs 6x. Her tarafı kosinüs 6x'e bölelim Tabii şurası eksi oldu Pardon. Her tarafı kök 3 şey kosinüs 6x'e bölelim. Burada kök 3 kalsın. Burası da eksi sinüs 6x bölü kosinüs 6x olsun mu? Ha, şu eksi bu tarafa atalım daha rahat olur. Eksi kök 3 eşittir tanjant 6x. Ha şimdi ne oldu? tanjant eksi kök 3 olan bir açı bulmam lazım. Ne gelecek o zaman? Tanjant 6x eşittir. Normalde tanjantı kök 3 olan açı 60 derece. Eksi dediğine göre ikinci bölgeye taşıyayım. 180'i kullanayım ki isim değişmesin. 180 eksi 60'dan da 120. O zaman eksi kök 3 yerine ne yazalım? Tanjant 120 derece yazalım. Ha artık tanjant 6x eşittir. Tanjant 120. Hemen bir hatır diyelim mi? Tanjantta bu işler nasıl yürüyordu onu hatırlayalım. Eğer tanjant x tanjant alfa eşitse ne diyorduk arkadaşlar? Sadece x eşittir alfa artı 180 k diyorduk. Doğru mu? Sinüs ve kosinüste iki aşamalı bir çözüm vardı hatırlarsınız. Ama tanjantla kotanjant da tek aşamalı. x eşittir alfa artı sadece ne diyorduk? Sinüs ve kosinüste 360 k ekliyoruz. Ama tanjant da 180 k. O zaman ben bunu çözerim. 6 x eşittir 120 artı 180 k diyeceğim. Her tarafı 6'ya bölün. X eşittir 20 artı 30 K. Şimdi ne yapacağım? K'ya değerler vereceğiz. K'ya 0 verirsem uzatmayalım. Direkt X değerlerini bulalım. K'ya 0 verirsem 20. K'ya 1 verirsem 50. Ondan sonra 2 verirsem 80. 3 verirsem 110. Böyle gidecek değil mi bu? Ya böyle tek tek yazmama gerek var mı? Yok esasında. Kaç tane kökü vardır diyor. Ha o zaman ben x'lerle uğraşmıyorum. Direkt k'larla uğraşayım. K'ya en küçük kaç verebilirim? 0. Sonra bir Nokta 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 en fazla da kaç verebilirim? 11. 11 verirsem bakın 330 20 daha. 350 olur. 12 verirsem olmaz. Aralığın dışına çıkarım. Ha o zaman k'ya 0'dan 11'e kadar olan her tam sayı verebilirim. Yani kaç tane kök demek bu? 12 tane kök. Cevabımız D şıkkı. Sinüs 45 derece artı x artı sinüs 45 derece eksi x eşittir kök 6 bölüki 2 denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakıyoruz isimler aynı tamam sinüs sinüs fakat açılar farklı 45 artı x 45 eksi x. Şimdi bana sorsanız ki hocam isimler mi aynı olsun açılar mı aynı olsun her zaman benim tercihim açıların aynı olmasından yani. çünkü açılar aynı olursa işlem alabilirsiniz. Ne bileyim her iki tarafın karesini alırsınız oradan belki iki kat açı formülleri gelir. Ya da başka bir güzellikler gelebilir. O açılar türünden bir şeyler yapabilirsiniz. Fakat isimlerin aynı olması pek bir işe yaramaz arkadaşlar. Onun için her zaman aklınızda bulunsun. Eğer isimler aynı açılar farklıysa siz açıları aynı yapmaya çalışın. Şimdi ben bu açıları nasıl aynı yapacağım? Biri 45 artı x diğeri 45 eksi x. Şimdi toplasak 90 ediyorlar değil mi bunlar bakın. Ha, o zaman bunlar birbirini 90'a tamamlıyor. E hatırlayınız birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Sinüs 45 derece artı x yerine istersen ben kosinüs 45 derece eksi x yazabilirim değil mi? Çünkü toplayın 90 ediyorlar. O zaman birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Tamam ne yapacağıma karar verdim. Sinüs 45 derece artı x yerine Kosinüs 45 derece eksi x yazacağım. Artı burası zaten sinüs 45 derece eksi x. Eşittir kök 6 bölü 2. Şimdi şu 45 derece eksi x dediğimiz şeye alfa diyelim mi? Ne oldu o zaman burası? Kosinüs alfa artı sinüs alfa eşittir kök 6 bölü 2. Bakın şunu yazdığımda bile eğer buraya kadar trigonometriye ait çözmeniz gereken soruları çözdüyseniz bir şeyler canlanmalı. Kos alfa artı sin alfa bir şey eşitse ne diyorduk size? Karesini alın değil mi? Çünkü her iki tarafın karesini aldığınız zaman ne gelecek? Kos kare alfa artı sin kare alfa artı iki tane sin alfa kos alfa eşittir. Ne geliyor? Kök 6 bölü 2'nin karesi 6 bölü 4. Yani o da ne yapar? 3 bölü 2. Bakın biraz önce dedim ya size açılar aynı olursa bir şeyler gelir de. Bakın kos kare alfa artı sin kare alfa. Açılar aynı olduğu için cos kare ile sin karenin toplamı kaça eşit? 1'e. 2 sin alfa cos alfa. Açılar aynı olduğu için bu vatandaş 2 kat açı formülünden sin 2 alfa değil mi? Bakın soru akıyor değil mi? 3 bölü 2. O zaman buradan sin 2 alfa eşittir. Ne geldi? 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 mi geldi? Ha demek ki sin 2 alfa 1 bölü 2 eşitmiş. Şimdi ben bunu normalde çözüm kümesini bulurum ama adam diyor ki en küçük pozitif x açısı için diyor. Ha o zaman en küçük değeri bulayım oradan yürüyeyim. Sinüsü 1 bölü 2 olan en küçük açı kaç derece? 30 derece. O zaman 2 alfa eşittir. 30 dereceden alfa kaç gelecektir? 15 derece. Ama gaza gelip de sakın 15'i işaretlemeyin. Çünkü bu benim bulduğum alfa. Bana x lazım. Ha o zaman alfa yerine gelir 15 derece yazarsak. Demek ki x en küçük kaç oluyormuş? 30 derece. Cevabımız C şıkkı. M bir sayma sayısı olmak üzere kutu M sinüsün eminci kuvveti x eksi kosinüsün eminci kuvveti x olarak tanımlanıyor. Buna göre kutu 3 kutu 1 eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş. O zaman ne yapalım şu eşitliği sağlayacak şekilde bir yazalım. M yerine 3 yazarsam kutu 3'ü bulurum. O zaman M yerine 3 yazarsam ne olur orası bakın sin küp x değil mi? eksi kos küp x olur. Tamam eşittir. Kutu 1. m yerine 1 yazarsam sinüs x eksi kosinüs x olur. Ha, şimdi bakın soruya devam etmeden önce bir hatır yapmam lazım size. Matematikteki bir formülü hatırlatacağım. Şu a küp eksi b küp hatırlıyor musunuz? Neydi? a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare. Hatırladınız değil mi? Şimdi sin küp x eksi kos küp x'e bunu uygulayacağım. Ne diyeceğim? a eksi b yani sinüs x eksi kosinüs x. Sonra sin kare x artı sin x kos x artı kos kare x. Eşittir sinüs x eksi kosinüs x. Şimdi burayı çok dikkatlice dinleyin. Bunu gördüğünüz zaman aklınıza şu gelir. Hocam sinüs x'ler şey sinüs x eksi kosinüs x'ler birbirini götürdü. Haklısınız onlar birbirini götürür. Fakat biz şu an sadeleştirme sorusu çözmüyoruz. Biz şu an denklem çözme sorusu çözüyoruz. Ne diyorduk size hatırlıyor musunuz? Matematik öğretmeni size böyle bastıra bastıra söylüyordu. Bir denklemi çözerken sadeleştirme yapılmaz. Yok ben illa yapacağım arkadaş diyorsanız sadeleştirdiğiniz ifadeleri de mutlaka bir kenarda sıfıra eşitleyin ki Oradan da gelen kökleri kaybetmeyin diyordu. Doğru mu? Çünkü sadeleştirdiğinizde kökler kaybolur. E kaybolmaması için de ne yapacağız? Onları da sıfır eşitleyeceğiz ki kökleri bulalım. Bir ifadenin kökünü bulmak ne demek? Onun sıfırlayanını bulmak demek. Peki sıfırlayan nasıl bulunur? O ifade sıfıra eşitlenir. O zaman sinüs x eksi kosinüs x'i sıfır eşitlersem Sinüs x eşittir kosinüs x gelir mi? Ha sinüsü kosinüs eşit olan açılar. E ben bunları biliyorum arkadaşlar. Çok sık kullandığım bir şey olduğu için sinüsü kosinüsüne eşit olan açılar bir 45 derecedir. Bir de 225 derecedir değil mi? Yani birinci bölgede her ikisi de pozitifken üçüncü bölgede her ikisi de negatifken gelen açılardı. Dolayısıyla böyle uzun uzun denklem sistemi yapmama gerek yok. Bir 45 45'te bunlar eşitleniyor. Bir de 225'te. Okey burayı hallettik. Peki bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı? Ha bakın şurası 1 değil mi? 1 artı sinüs x kosinüs x eşittir sadeleşince burada da 1 kaldı mı? Ha bakın 1'ler gitti. Demek ki sinüs x çarpı kosinüs x kaçmış? 0. Şimdi sinüsle ile kosinüsün çarpımı 0 olduğuna göre ben ne yapabilirim? Buradan kökleri çok rahat bulabilirim. Çünkü iki ifadenin çarpımı 0 ise ayrı ayrı 0 eşitleyeceğiz. Yani ya sinüs x 0 eşit ya da kosinüs x sıfıra eşit. Sinüsü sıfır yapan değerler nelerdi arkadaşlar? Sıfır da sıfırdı. 180 de sıfırdı. 360 de sıfırdı. Dolayısıyla 3 tane kök buradan geldi. Peki kosinüsü sıfır yapan değerler nelerdi arkadaşlar? Bir 90'da sıfırda arkadaşlar. Bir de e, 270 de sıfırdı. Doğru mu? Ha bakın 2 kök de buradan geldi. O zaman 2 kök burada. 3 kök burada 5. 5. 2 kök de burada var 7. Demek ki toplam kaç tane kök varmış? 7 tane kök var. Aradığımız cevap A şıkkı. Teta 90 ile 180 aralığında olmak üzere x kare eksi 2x artı kosinüs teta eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Mutlak değer x1 artı mutlak değer x2 toplam aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Ne yapalım şu x1 ile x2'nin önce bir işaretlerine bakalım. Sonra mutlak değerden kurtuluruz bir şekilde hallederiz. Şimdi bakıyorum. Denklemin kökleri x1 ve x2. O zaman ben bunları toplarsam eksi b bölü a'dan 2 gelir doğru mu? Ha, buradan pek bir şey anlaşılmıyor. Her ikisi de pozitif olabilir. Ya da biri pozitif diğeri negatif olabilir doğru mu? Bu kalsın. Peki kökler çarpımı ne? x1 çarpı x2. c bölü a'dan kosinüs teta. Ha, şimdi bakın kökler çarpımı kosinüs teta. Bu bana güzel bir bilgi verecek. Niye? Dikkat ederseniz denklemin oluşturan teta açısı 90 ile 180 aralığında yani ikinci bölgede. E ikinci bölgede kosinüsün işaretini arkadaşlar eksi. Demek ki kökler çarpımı negatif. E, kökler çarpımı negatif. Kökler toplamı pozitif. Bu ne anlama geliyor? Demek ki köklerden birisi pozitif diğeri negatif. E, dikkat edin x1 x2'den büyük demiş. O zaman x1 pozitif x2 de negatif kök. O zaman artık ben bunu dışarı çıkarabilirim. Nasıl? x1 pozitif olduğu için aynen dışarı çıkar x2 de arkadaşlar negatif olduğu için ne olacak? Önüne eksi alarak çıkacak. Ha demek ki bana x1 eksi x2'yi soruyor. Soru da arkadaşlar. Demek ki benim bulmam gereken şey neymiş artık? x1 eksi x2'nin değeri. Peki şöyle bir kural vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Neydi o? Kökler farkının mutlak değeri. Neydi? Kök delta bölü mutlak değer a'ydı. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir formülümüz vardı matematikte. ikinci dereceden denklemlerde veriyorlardı bize. O zaman ben de ne yapacağım? işte bu arkadaşı bulmak için kök delta bölü mutlak değer a'ya bakacağım. a dediğimiz şey neydi? x karenin katsayısı. E dikkat edin burada x karenin katsayısı zaten 1 olduğu için ha mutlak değer 1 1. O zaman buna da gerek yok. Benim sadece kök delta'yı hesaplamam lazım. Neydi delta dediğimiz şey? B kare eksi 4 AC. B kare yani eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 AC. İşte benim hesaplamam gereken şey bu ifadenin kare kökü. Yani sorumuzun cevabı şu. X1 eksi X2 eşittir. Kare kök içerisinde 4 eksi 4 kosünüs teta. Bunu hesaplayacağım. Hocam şu X1 eksi X2'nin mutlak değeri nerede? Ya ona da gerek yok esasında. Niye? X1 pozitif X2 negatif dedik ya. E pozitiften negatif çıkarsa ne olur? Pozitif olur. O zaman mutlak değeri artık gerek kalmadı. Ben sadece şuraya hesaplamaya çalışacağım. Hesaplayabilir miyim? Çok rahat. Bakın 4 parantezini alalım. Ne geliyor? 1 eksi kosinüs teta geldi mi? E hatırlayınız. Kosinüsün yanına 1 gelirse %100 demiştik değil mi? 2 kat açı formülü. Şu 4'ü önce bir dışarı 2 diye çıkartalım. Sonra 1 eksi şu kosinüs teta yerine 1 eksi 2 tane sin kare teta bölü 2 yazalım. Artık bunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Kosinüs 2 teta neydi arkadaşlar? 1 eksi 2 tane sin kare teta idi. Doğru mu? 2 kat açı formüllerinden. Yalnız şurası teta olduğu için içerisinde ne olacak? Teta bölü 2. O zaman şu eksiği dağıtalım. Bakalım ne geliyor? 2 kare kök içerisinde 1 eksi 1 artı 2 tane sin kare teta bölü 2 mi? Bakınız şunlar da gitti. E, sin kare teta bölü 2'yi dışarı sinüs teta bölü 2 diye çıkartırım. Bu 2 de maalesef kök içinde kalır. Yani aradığımız cevap 2 kök 2 sinüs teta bölü 2 gelecektir. Demek ki mutlak değer x1 artı mutlak değer x2. Yani x1 eksi x2 neye eşitmiş? 2 kök 2 sinüs teta bölü 2 aradığımız cevap a şıkkı. Teta 0 ile 90 aralığında olmak üzere bir eşkenar dörtgenin farklı iki köşegeni y eşittir eksi 2 sin teta x artı 4 y eşittir kosinüs teta x eksi 2 doğruları üzerindedir. Buna göre teta açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bir tane eşkenar dörtgen varmış değil mi? Şöyle bir şey. Neydi eşkenar dörtgen? Dört kenar uzunluğu birbirine eşit. Paralel kenara biz ne diyorduk? Eşkenar dörtgen diyorduk. Bunların köşegenlerini vermiş. E hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler birbiriyle dik kesişiyordu doğru mu? Ha o zaman demek ki bizim köşegenler bu doğrular üzerindeyse e bizim köşegenler dik kesi kesiştiğine göre bu doğrularda ne olacak birbiriyle dik kesişecek. E hatırlayınız iki tane doğru birbirine dikse eğimler çarpımı ne oluyordu arkadaşlar? Eksi bir. Ha, demek ki bu doğruların eğimlerini bulacağım. Çarpacağım. Eksi 1'e eşitleyeceğim. Bu kadar. Hatırlayınız. Y eşittir. MX artı n doğrusunda eğim neydi arkadaşlar? Direkt X'in kat sayısıydı. Burada da bakın gayet güzel vermişler. X'in katsayısı eksi 2 sin teta. X'in kat sayısı, kat sayısı? Kos teta. O zaman bunları çarparsam kaç eşit olacak? Eksi 1'e. Bakın eksiler gitti. Ne güzel. 2 sin teta cos teta tanıdık geldi mi size? 2 kat açı formüllerinden sinüs 2 teta doğru mu? E bir yerine de gelelim sinüs 90 yazalım mı? E artık ben bu denklemi çok rahat çözerim. Hatta çözmeme de gerek yok. 0 ile 90 aralığında ya teta. Direkt yani en küçük kökü istiyor. E 2 teta eşittir 90'dan. Demek ki teta kaç dereceymiş? 45 derece. Aradığımız cevap D şıkkı.